küresel iklim kuşağı gibi küresel ekonomik de dünya ülkeleri birbirine bağlı arkadaşlar. Ben ürettiğimi fazlasını satmak zorundayım. Döviz elde edeyim, ülkeme yatırım yapayım. Ben ülkemin tarım ya da sanayi alanında gelişmesini sağlayayım. Yabancı yatırımcı gelsin, bana iş yaptırsın. Bende olan fazla ürünleri önce komşularımıza, bende olmayan ürünleri de biz komşularımızdan alalım ki ülkemizin geleceğiyle alakalı bir yol haritası çizilsin. Yani tüm dünya küresel iklim gibi ekonomik iklim olarak da birbirine bağlı. Bir tarafta dünyanın öte tarafında bir öksürük olduğunda bu taraftaki hapşırır. Dolayısıyla hep birbirimize bağlı işlerdir bunlar. Biz son zamanlarda dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden birisiyken artık sebeplerin çok detayına girmek istemiyorum, yetemez durumdayız. Hem gerek Rusya'dan gerekse Ukrayna'dan ciddi anlamda buğday alıyoruz. Bu buğdaylar işlenerek biraz bunun ihracatı, ithalatı da vardır muhakkak ama daha çok ülkemiz insanın karnını doyurmak için yapıyoruz. Bunu oradan gelemediğimizde, alamadığımızda en yakın zamanda bütün ülkemizin o alanların eksik bile bir yılımızı alır. Dolayısıyla çok ciddi anlamda etkileneceğiz diye düşünüyorum. Sebebine gelince, yani bu savaşın sebebine gelince, eğer uzun olmuyorsa bilmiyorum. Bence büyük güçlerin hani filler tepinirken aşağıdaki insanların ezilmesidir bu. Büyük küresel sermayenin silah satışıyla alakalıdır. Hiçbir zaman savaşa evet denmez. Akıllı insanların hiçbirisi savaştan yana olmamalı. Dünyayı güzellik kurtaracak der akıllı insanlar, aydın insanlar. Ben dünyayı güzelliğin kurtaracağından yanayım. Eğitimin, üretimin, adaletin kurtaracağından yanayım. Öyleyse böyle saçma sapan işlerle alakalı savaş olmamalı diye düşünüyorum. Bunun iki tane küresel sermayenin oyunu olarak düşünüyorum.